Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir etek çalışması yapacağız. Eteğimizde ana renk olarak kırmızı rengimi kullandım. Gri ve siyahı ise şöyle yardımcı renkler olarak kullandım. Eteğim 1,5 2 1 yaş civarı çocuklarımızın giyebileceği büyüklükte. Ölçülerine bakalım. O zaman daha net ve kesin sonuçları birlikte görebiliyoruz. Şuradan alıyorum. Uç kısma kadar ölçüyorum. 28 santim eteğimin uzunluğu. Tabi bu ölçüyü dilediğiniz kadar da uzatabilirsiniz. Belimizin lastik kısmına bakalım. Lastik kısmı 22 santim. Şöyle bel altına hemen geçişimizi yaptığımızda 30 santim ve daha açılacaktır. Bakınız alt kısma doğru indikçe genişlik olmakta. Yukarıda pili gibi bir görünüm var eteğimizde. Şöyle hoş bir görünüm. Evet lastik kısmını 2,5 numaralı tığımla örüyorum. Etek kısmını ise 3 numaralı tığımla ördüm. Yine dilerseniz aynı numarayla da alt kısmını örebilirsiniz. Ben biraz daha rahat olsun istedim. O yüzden 3 numarayı tercih ettim. Ama yoksa elinizde yine aynı numaralı tığımızla devam edebilirsiniz. Ne imkanımız varsa o imkanımızda eteğimizi örelim. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Etiğimi örmek için polosu marka ipimi kullanıyorum. Kendi baby ipi 100 gram ve 300 metreden oluşmakta. 2,5 numaralı da tığımı kullanıyorum. Bel kısmımızın lastiğinden örmeye başlayalım. Zincirimizi çekiyoruz. Önce düğümümü atıyorum ve başlıyorum. Şöyle biraz rahat çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincirimi çektim 1 2 3 3. zincirin içerisine gelerek batıyorum bakınız 1 2 3 sık iğne olarak batıyorum Bir sonraki zincire tekrar sık iğne olarak batıyorum sırası ile... Bütün zincirlerimi sık iğne örüyorum. Birer birer bakınız. Son düğümümüzün hemen yanındaki zincirime de geldim. Bu şekilde ördüm. Her bir zincirimize birer sık iğne ile örerek ilerledim. bitirdiğim noktada bir tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum çekmiş olduğum bir zinciri dıştan orta parmağımdan tarafa bakınız şöyle saç örgüsü kısmını görüyoruz orta parmağımdan tarafa hemen şuraya gelerek batıyorum şuradaki görmüş olduğunuz çektiğim zincir ve battığım yer ilk trabzanımız oluyor sık iğnemiz pardon üzerine batıyorum ve yeniden sık iğnem örüyorum dıştan giriyorum alıyorum sık iğnemi örüyorum çok sıkışık yapmayın biraz rahat örün hem örmeniz kolay olsun hem de tığınız daha rahat girsin örgümüz de üzülmez böylelikle bakın dıştakine giriyorum tığımın ucunu ipimi alıp kapatıyorum tığımın ucunu girdirip ipimi alıyorum ve kapatıyorum kapatıyorum Hepsine birer birer sık iğnemi örüyorum ve en sondaki dönüşteki zincirden dönmüştük bakınız oraya da giriyorum kapatıyorum. Evet ikinci sıra sık iğnemi tamamladım en son örmüş olduğum yere bitirdiğim yerde hemen zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra yönümüzü çeviriyoruz ve şu zincirimiz hemen zincirimizin yanındaki yere yine dıştan orta parmağımızdan taraf giriyorum sık iğnem örüyorum giriyorum sık iğnemizi bu şekilde örerek ilerletiyoruz bel ölçümüze göre lastiğimizi ayarlıyoruz kaç yaş grubu öreceksek belimizin ölçüsünü alalım öreceğimiz çocuklarımızı o ölçüye göre başlayalım lastiğimizin ölçüsü tam olduktan sonra modelimizi aynı şekilde uygularız. Bir de uzunluğunu fazla yaparsanız bu şekilde tamamlanır. Son sık iğnemin üzerine ördüm. Bitirdiğim yönde hemen zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen zincirimin dibindeki sık iğnemin üzerine batarak örüyorum. Birer birer bu şekilde örerek ilerliyorum. işlemlerimizi hep aynı şekilde tekrar ediyoruz yeterli ölçü olana kadar sık iğnelerimizi örelim ve büyütelim bir sıra daha sizlerle birlikte yapalım bir tane zincirimizi çekip çeviriyoruz hemen ilk bakınız saç örgüsü görünümünde olan dış kanattan batıyorum sıradasıyla sadece batıyorum alıyorum sık iğne batıyorum alıyorum Dış kanattan her ikisini birden kavuramıyoruz. Atlamıyoruz da. iki de batmıyoruz. Evet son sık iğnemizi ördükten sonra lastiğimize bir sıra daha eklemiş olduk. Etek çalışmak istediğimiz diğer yaş grupları için ise bel ölçüsünü alalım. Bir mezur yardımıyla ya da herhangi bir ölçü olabilir. Ya bir kurdale bağlayıp da o ölçüde ayarlayabiliriz. Eğer tabii ki ölçümüz varsa en güzeli mezurumuz olacaktır. Ona göre bel lastiğimizi ayarladıktan sonra ne kadar büyüklükte olursa olsun hiç fark etmez aşağısındaki modelimizi aynı şekilde uygulayacağız. Kilolar çok değişkenlik gösterdiği için çocuklarda herhangi bir şey söylememiz yanıltıcı olabilir. Evet şimdi şuradan bakınız bir diye tutuyorum. Ve şöyle hiç kıpırdatmadan 44 santim bel lastiğimizin uzunluğunun olduğunu görüyoruz. Evet şimdi birleştirmemizi yapalım. Şu şekilde alıyorum. Bakınız ilmeğimizin olduğu yeri şöyle tutuyorum. Bir tane oluğumuzun olduğu yeri altta bırakıyoruz. Şuradaki bir dişimizin olduğu yeri şu şekilde tutuyorum. Bakınız bir tanesi içte kalacak. Tutuyorum. İlmeğim yukarıda hemen o oluğun bulunduğu noktaya giriyorum. Birkaç tane gidip sağlamlaştıracağız burayı ipimi alıyorum düzeltiyorum hemen tığımın başını doluyorum aynı yere batıyorum tığımın başını doluyorum hemen dibine batıyorum bakınız ikisine de aynı anda giriyorum ve burayı birbirine sabitliyorum bakın şurada hemen şöyle tuttuğumuz zaman başını doluyorum çekiyorum burayı sabitledim düğme ile ilik çalışmamız olacak. Yukarı kısma ilik çalışması yapacağız. Şuraya da bir tane minik düğmemizi dikeceğiz. Evet, tığımı başını doluyorum, batıyorum. Tığımı başını doluyorum, batıyorum. Bu kısmı düzeltiyoruz. Sırası ile hiç atlamadan birer birer her sık iğne kenarımıza başını dolayıp batıyoruz. Sayı olarak takılmayın sadece düzeltme amaçlı kenarının bu ıı, tırtıklı görünen kısımlarını düzeltip modelimizi daha rahat uygulayalım hem de görünüm daha güzel olsun başını dolayalım alalım her bir sık iğneme batarak ilerliyorum şu zincirden döndüğümüz yerler kabarık gibi görünen bölümler bir tane zincir çekmiştik bu kısımlarımız Evet şöyle işlemimizi başını dolayıp batarak buradaki başlangıç noktasına kadar ilerleyelim. Başlangıç yerimize kadar bir kere dolayıp ördük. Geçişimizi yapalım. İlk başlangıçta çekmiş olduğumuz zincirimizin bulunduğu noktaya giriyorum. İpimi geçiriyorum. 1, 2, 3. Zincirimizden sonra bir defa tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımı 1, 2, 3 batarak 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3. Sırasıyla örüyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 4 6 7. örüyorum. 8. trabzanımı örüyorum. 9. trabzanımı örüyorum. 10. trabzanımı örüyorum. 11 12 12 tane trabzanımızı ördüm zincirimle birlikte. 2 4 6 8 10 ve 12 bir tane zincir çekiyorum bir atlıyorum ikinci trabzanımın üzerine batıyorum bir aynı yere bir daha iki aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum üç tane trabzan ördüm iki zincir çekiyorum tekrar bir iki üç 3 tane trabzanımı ördüm. 12 trabzan, 1 zincir, 1 atlayıp ikinciye battım. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı aynı yere ördüm. Bir tane zincir çekiyorum, bir atlıyorum. Diğer trabzanlarımı yine örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane trabzanımızı ördüm 2 4 6 8 10 ve 12 bir tane zincir çekiyorum bir atlayıp ikincisine batıyorum 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 2 zincir tekrar aynı yere batıyorum 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı yeniden ördüm ikinci kez modelimizi koyduk bir zinciri çekiyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum ve 12 tane trabzanımı örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane trabzanımızı yeniden ördüm bir tane zincir çekiyorum bir atlayıp diğerine yine 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 2 zincir 3 trabzan 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum bir atlayıp diğerine batıyorum ve buraya kadar yapmış olduğumuz gibi 12 trabzan ördükten sonra bir zincir çekip bir aşağıdan atlayıp 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan tekrar bir zincir çekiyorum aşağıdan bir atlıyorum 12 trabzanımızı örüyorum ve aynı şekilde sıramızın başına kadar ilerliyoruz başlangıç noktamıza kadar geldim 1 2 3 4 5 6 ve en son örmüş olduğum bölümümüz 7 tane bu uç kısmımızdaki bölümümüz var 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan arada da 12 trabzan eğer eksik oldu ise biraz aynı yere 2 tane batarak yine bu şekilde yerleştirme yaparsınız ikinci sıramıza geçişimizi yapalım bir tane zincirimi çekiyorum 3 zincir çekerek örmüş olduğum trabzanımın tepe noktasına batıyorum ve geçişimi yapıyorum buradan 12 tane trabzanımız vardı hepsini örüyoruz 3 zincirimi çekiyorum sırasıyla trabzanlarımın üzerine birer birer batarak ilerliyorum 12 tane trabzanımı örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum. 1, 2. trabzanım üzerine batıyorum. 2, araya giriyorum. 2 zincir çekmiş olduğum yere. 1, 2, 3, 2 tane zincirimi çekiyorum yine 3 tane trabzan ördük ilkini örmedik bu kez 2 zincir çekmiş olduğumuz yere ördüm 2 zincirimi çektim ara zinciri tekrar ortaya bir tane trabzanımı örüyorum 3 trabzanın gidiş yönündeki ilkini ve ikincisini örüyorum üçüncüsünü örmüyorum yine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak ayarladım bir tane zincirimi çekiyorum Şuradaki kenardaki 3 trabzanın trabzanına batmıyorum. 12 trabzanımın 12'sini de örüyorum. 12 tane trabzanımızı örerek geldim. Yine modelimizin bulunduğu yerdeyiz. Yani 3 trabzanımızın bulunduğu yerdeyiz. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. İlk trabzanımı atlıyorum. ikinci trabzanıma batıyorum. Tekrar takip eden trabzanıma batıyorum bir sonraki trabzanımı örüyorum araya giriyorum iki trabzanımı ördükten sonra araya girerek üçüncü trabzanımızı da ördüm iki tane zincirimi çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum araya girerek bir tane trabzanı araya örüyorum devam eden ilk trabzana ve ikinci trabzana batarak birer birer trabzanlarımı örüp 3 tane trabzana ulaşıyorum. Üçüncü trabzanımız sonrasında bir zincirimizi çekelim ve aradaki 12 tane trabzanımızı örelim ve eteğimizin ikinci sırasını bu şekilde örerek e, tamamlayalım. Bel bölgemizden sonra iki sıra trabzanımızda üçer üçer örmüştük. Şu bölgemizi de bakınız. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Bu sıramızda artışlarımıza başlıyoruz. 3 zincirimle örmüş olduğum trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve yeniden 1 2 3 zincirimi çekip 12 tane trabzanımı örüyorum buradaki trabzan sayımız iteğimiz bitene kadar yine 12 yani sabit bir şekilde kalacak birer birer örelim 12 trabzanımı ördüm şimdi artışımızın ilkini birlikte yapalım bir zincirimi de çektim tığımın başında oluyorum bütün artışlarımızı bu şekilde yapıyoruz 3 tane trabzanımın üçünü de örüyorum ilkinden başlıyorum 1 2 3 1 artışla 4 araya yapıyorum 4. trabzanımı her artışımızda aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Artacağı, artacağımız sıramızı hepsini örüyoruz. Bir tane de fazla trabzanımızı orta boşluğa örüyoruz. 2 zincirimi çekiyorum. Ortaya bir tane trabzanımı ördükten sonra kenardaki 3 üç trabzanımın üçünü de örüyorum. 1, 2 ve 3. Hemen bir zincirimizi çekelim. Toplamda 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Aşağıdaki 3-3 olan trabzanımızı 4 trabzan sayısını bu şekilde çıkardık artışlarımızı bu şekilde yaparak aradaki 12 trabzanlarımızı örelim ve sıramızın başında yeniden görüşelim Sıramızın sonuna geldim Şimdi 4 trabzan olarak yine devam ettireceğiz bakınız. 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan örmüştüm Bir tane zincirimi çekiyorum Birinci trabzanımın üzerine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra aradaki sabit olan 12 trabzanımı birer birer örüyorum. 12 trabzanımın 12'sini de ördüm. Şuradan başlamıştım. Şimdi bir tane zincirimi de çektim. 4 trabzan olarak devam ettiriyorum. Burada artış olduğu için aşağıdaki trabzanımın tamamını örmüştüm. Burada yine 4 olarak devam edeceğim için ilk trabzanımı atlıyorum. Üçünü örüp ortaya bir tane daha trabzanımı örerek e, dördüncü trabzanımı bu şekilde yerleştiriyorum. Bütün 4 e, öreceğimiz zaman aynı şekilde birinciyi örmüyoruz. Üçüncüyü örüp araya bir tane. iki zinciri çektikten sonra araya bir tane. Üçünü örüp dördüncüyü örmüyoruz. Ve 4 trabzan olarak e, devam ediyoruz. Kaç sıra örerseniz e, aynı şekilde yapıyoruz. Sadece artışlarımızda tamamını örüyoruz. Şimdi birinciyi atlıyorum ikinciye batıyorum. 2 İki, 3 Araya giriyorum dördüncü. İlkini örmediğim arada örüyorum. İki zincirimi çekiyorum. Araya bir tane trabzanım örüyorum. Ve üç tane daha trabzanımı örerek ilerliyorum. 4 tane trabzanın sonucu örmüyorum. Birinciyi ve sonucu örmüyoruz. Bir zincirimi çekiyorum ve 12 trabzanımı aynı şekilde örerek devam ettiriyorum. Ve birkaç sıra daha bu şekilde örelim. Eteğimizi örmeye devam ettim. Alt kısmında siyah ve gri rengimi kullandım. Tekrar kırmızı rengimle yeterli ölçü olana kadar devam ettim. Şöyle kaç sıra ördüğümüze bir bakalım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-10 Siyahımıza kadar 10, gri 11, tam 12. sıramızda bir tane artış yaptım. Buraya kadar hep dörder trabzan olarak geldik. Hiç artış yapmadık. İlk başlangıçta epey dökümlü yaptığımız için artışımıza gerek olmadı. Daha dar başladıysanız artışı daha önceden yapabilirsiniz. Şimdi şöyle göstermek istiyorum griyemizde 4 tane bakın siyahla birlikte 5 tane trabzan sayısına çıktım artışımızı ilk trabzanımızın üzerine bir ikinciye yine iki üçüncüye üç dördüncü trabzanımızda örüyoruz yani başlangıçtan sona kadar bütün trabzanlarımızı örüyoruz ortadaki zincir içerisine bir tane trabzanımız örerek bir tane artıyoruz zincirimizi çektikten sonra araya bir tane trabzan tekrar aşağıdaki dört trabzanın dördünü de örüyoruz ve toplamda 5 sağda 5 solda trabzanımız oluyor bir tane artmış oluyoruz bir sonraki sıramızda ise yine bir içeriden başlıyoruz trabzanımıza 1 2 3 4 bir tane de ortaya ortaya örebilmemiz için bir tane içeriden başlamamız gerekiyor. Sonra yine bir içeriden başlayıp 5 trabzan zincirimizi çekiyoruz. Tekrar bir tane zincir içerisine olmak kaydıyla 4 trabzanımızı örüp bir tanesini boş bırakıyoruz. Buradaki 12 trabzan sayısı ise başlangıçtan sona kadar hiç değişmedi. Şimdi eteğimin ölçüsü yeterli oldu. Toplamda sayacaktık. Burada bıraktım yarım. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra ördüm. Şimdi son sıramızı örelim. Kırmızımızla bitişimizi yapalım. Başlangıçtaki trabzanın üzerine geliyorum. İlmeğimi kaydırıp bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Ve buradan kapatıyorum. Şimdi siyahımızda kenar çalışması yapmaya başlayalım. Bir zincir çekiyorum herhangi bir yerden hiç fark etmez örmeye başlıyorum. Şöyle trabzanımın tepesine batıyorum. Sabitliyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi alta alıyorum. Başını dolayıp araya giriyorum. Şöyle araya. Bir. Diğer araya. Diğer araya. Tek seferde çekiyorum. Her trabzanımızın arasına başını dolayıp batıyorum. Bir defa da çekiyorum. 12 tane trabzanımızın olduğu bölümdü. Zincirimin olduğu yere bir iki defa batıyorum. Tekrar trabzan arasına giriyorum. Bu kez dilimimizin olduğu yerdeyiz. artış yapmış olduğumuz dilimlerimizin arasına biraz daha yani bir tane daha fazla dolgu yapalım. 1, 2, 3 gerekirse 4 tane de yapabilirsiniz. Daha belirgin olsun. Diğer yana geçiyorum. Bir, hepsinin arasına birer birer ilerliyorum. Araya 2, dilim ve 12 trabzan arasına 2 tane örüyoruz. Tam dilimimizin olduğu yere ise 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Bir defa dolayıp tek seferde çekiyorum. Kırmızımı gizliyorum. Alttaki kestiğim ipimi. Devam ediyorum. Araya 2, 1, 2. Tekrar dilimimizin olduğu yere geldim. Ortadayım. 5 trabzan, zincir ve 5 trabzan. 1, 2, 3. Dilerseniz 4'lü çalışabilirsiniz. Sonra kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sona kadar geldim. Şöyle. Başlangıçtaki trabzanımızın arasına giriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. İç tarafa kendi rengine gizliyorum. Şimdi lastik kısmının kenar tığlamasını çalışalım. Bel kısmını. Bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum ön kısımdan sık iğne örmeye başlıyorum sabitledim bir tane zincirimi çektim yanına batıyorum bir sık iğne yana batıyorum sık iğne sırasıyla sık iğnemizi örerek devam ediyorum çok yoğun üst üste batmayalım. Bastık olduğu için şöyle görelim. Tığlama işlemini tamamladım. Şimdi şöyle iliğimiz için birkaç tane zincirimizi buradan çekip hemen yan tarafa battım bakın. Bu kısma da düğmemizi dikelim kırmızı bir düğme tercih ettim bileğimin karşısına denk gelecek şekilde bakınız üste yakın düğmemizi taktık ve eteğimiz tamamlanmış oldu dilimli dilimli gayet güzel oldu bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere